Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz yerindedir umarım. Bugün yeni bir video ile daha beraberim. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Cartoon Network eskiye mi dönüyor? Evet, birçoğumuzun biraz merakla, biraz sevinçle, biraz da nostaljiyle karşıladığı bir haber veya söylenti. Peki bu söylentiler sizce de doğru mu? Aslında buna kesin bir şey demek epey zor. Daha önce böyle haberler çıksa da şu ana baktığımızda bu haberlerin gerçek olmadığını anlayabiliyoruz. Ama bu seferki haber diğerlerinkinden daha ciddi gibi duruyor. Birkaç örnek vermem gerekirse ilk örneğimi Adventure Time'dan vermek istiyorum. Mesela Adventure Time, Cartoon Network'te uzun yıllar yayınlanmış ve final yapmış bir çizgi film. Final yapmasına rağmen dizi bırakılmadı ve hala günümüzde devam etmekte. Hatta yeni bölümlerde çok seri bir biçimde olmasa da çıkmakta. Aslında ben de yapımcıların verdiği bu karara çok sevindim. Adventure Time çok uzun süren bir yapım olsa da çocukluğumun çizgi filmleri arasında yer aldığı için devam etmesi benim açımdan hem nostaljik hem de eğlenceli oluyor. Zaten finali pek tatmin edici bir final değildi. Hatta finale sıradan bir bölüm yakıştırması bile takabilirim. Harbiden saçma bir finaldi. Bu kadar uzun süren bir efsanenin böyle çöpe atılmasına gönlüm pek de razı olmazdı. Neyse ki atılmadı da. Adventure Time günümüzde halen devam ediyor. Bir diğer örneği ise Gumball'dan vermek istiyorum. Gumball kötü bir finalle diziyi bitirmişti. Finali Adventure Time'dan bile kötüydü. Bir arkadaşımın söylediği bir bilgiye göre Gumball da tekrar devam edecekmiş. Ben bu habere oldukça sevinecek olsam da haberin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Eğer bilen arkadaşlarım yorumlara yazarsa sevinirim. Şimdi asıl bombaya geçelim. HBO Max Ben 10'in haklarını satın aldı ve 13 yaş üstü bir Ben 10 serisi yapacağını duyurdu. Bu haber benim gibi bir Ben 10 fanı için oldukça sevindirici bir haber. Muhtemelen çoğunuz da benim gibi bu habere sevinmişsinizdir. Normalde olsa bu habere ilk başta inanmazdım ama birkaç ay önce internette dolanırken tesadüf eseri HBO Max'in sitesinde Ben 10'in bölümlerini HD bir şekilde buldum. Bu arada arkadaşlar burada bir parantez açmak istiyorum. Bu metni ben daha henüz okul açıldığında ilk haftalarda yazmıştım. Videonun sonunda daha detaylı açıklama yapacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam ederim. Sadece videosunu geç yaptığımı bilin yeter. Evet, HBO Max'e girdim ve Ben 10'in bölümlerini HD bir şekilde buldum. O an pek aklımda böyle bir şey canlandırmasam da bu haberi görünce önceden karşılaştığım tesadüf aklıma geldi. Haberi gördüğümde de ikna olmamı sağladı. Kolay ikna olmamdaki bir sebep de HBO Max'in finansal olarak oldukça iyi bir durumda olması. Yani Ben 10 yapımı onlar için okyanusta damla diyebiliriz. Aynı zamanda bu işe finansal olarak baktığımızda Ben 10'in oldukça büyük bir kitlesi bulunuyor. HBO Max eğer bunu iyi değerlendirirse bol bol oyuncak satışları yaparak tabiri caizse bu işten parayı kırabilir. Daha önce Ben 10'in yeni serisi çıksa nasıl bir şey olur diye çokça yorumlar yaptık. Bu yüzden videonun devamında bu tür yorumlar yapmak yerine biraz da Cartoon Network eskiye dönerse ne gibi yorumlar yapılabilir onun üzerinde tartışalım isterseniz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Cartoon Network'teki eski güzel şaheserleri. Ama bu şaheserleri saymadan önce siz şu an videoyu durdurun ve yorumlara aklınızda kalan bu şaheserleri yazın. Evet, yazdınız mı? Şimdi devam edelim. Cartoon Network'teki yapımlar deyince benim aklıma ilk Ed ve Eddie, Samurai Jack, Johnny Bravo, alev saçlı çocuk diye hatırladığımız Johnny Test, daha çok geceleri çıkan Camp Lazlo, çocukken oldukça beğendiğim Kod adı Afacanlar, izlerken hem korktuğum hem de güldüğüm Cesur Korkak Köpek ve daha niceleri. Cartoon Network eskiye dönerse bence ilk olarak bu yapımları tekrar yayına sokmalı. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada herkesin sevdiği çizgi filmler de var. Siz de yorumlara eskiden hatırladığınız, sevdiğiniz, izlerken size mutluluk veren çizgi filmleri yazmayı unutmayın. Cartoon Network'te çok yapımlar çıktı. Belki bazılarını unutmuş bile olabiliriz. Mesela eskiden çıkan Hero 108, Shaolin Günlükleri, Red Eye,
Gerçi Redekai şu aralar biliniyor ama o da tıpkı Shaolin günlükleri gibi fazla hatırlanmayan çizgi filmler arasındaydı. Mesela biraz daha da yakın tarihe bakarsak, bundan 3-4 sene önce DBX adında güzel bir yapım yine karşımıza çıkıyordu ki maalesef sonradan bozdu diyebilirim. Ama ilk başları gerçekten izlemeye değerdi. Fazla hatırlanmıyor DBX, bir daha izlemek isterim derseniz bence izlemelisiniz. Evet, Cartoon Network'te gerçekten güzel yapımlar vardı. Cartoon Network'teki güzel yapımların çoğunun da anısı olurdu. Mesela Ben 10 ve Generator Rex'in birleşimi. Evet, yine geldik Ben 10'e. Normalde Cartoon Network hakkında konuşacaktık ama bu da bence Cartoon Network'teki en muhteşem olaylardan biri. Bir anda Ben, Generator Rex'in evrenine dahil oluverir. Ben 10'in Generator Rex'in evrenine gitmesi ve ikisinin beraber kahramanlıklar yapması muhteşem bir birleşmeydi. Bunun için Man of Action'ı da ayakta alkışlamak lazım. Mesela ben bu bölümü izlerken oldukça şaşırmıştım ve çok sevinmiştim. Benim hatıralarıma da oldukça güzel bir anı olarak geçmişti. Aslında bunda pek anı yok ama çoğunuzun anıları olduğunu düşünüyorum. Nereden mi biliyorum diye sorarsanız, daha önceki videolarımda yorumlarınızı okuyordum ve farklı farklı anılar olduğunu gördüm. Mesela Tsubasa'dan örnek verelim. Tsubasa Cartoon Network'te olmasa bile çoğu kişinin onu izledikten sonra gaza gelip ayağını kırması gibi durumları okumuştum Tsubasa videomda. Eğer Cartoon Network yapımlarından örnek vermemi isterseniz de ben kendime en çok Samurai Jack'ten anı biriktirdim. Geceleri hatırlıyorum 3 gibi kalkar, Samurai Jack izlerdim. Daha çocuktuk o zamanlar, şu an bile Aku'yu izlerken korkuyorum. O zaman acaba nasıl korkmuyormuşum diye düşünüyorum. Aslında korkuyordum da nasıl seyrediyorum diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar belki çoğunuzun ben dedikten sonra aklına gelen veya çoktan aklınıza gelmiş olan bir anısı vardır. Bu anı pek konuşulmaz fakat herkese sorduk mu hatırlar. Şimdi ben de size soruyorum. Hatırlarsanız Ben 10'in bir yarışması vardı. Evet, belki çoğunuzun aklına şimdiden ismi geldi. O yarışmanın adı Ben 10 Zorlu Mücadele'ydi. Çocuklar Duymasın'daki havuç olarak tanıdığımız Furkan Kızılay sunuyordu. Genellikle geceleri çıkardı. Eskiden gündüzleri de verilirdi fakat fazla sürmedi ve geceleri verilmeye başlandı. Bir geceye 10 bölüm falan koyarlardı. 2 günde bir sezon biterdi ya. Çok güzel yarışmaydı. Herkesin içinden geçtiği gibi ben de dedim böyle olsa, ben oraya gitsem, çok kolay olurdu diye düşünsem de maalesef katılamadım. Ama gitsem kazanırdım. Şimdi Cartoon Network'e geri dönelim. Az önce bahsettiğim Samurai Jack, Alev Saçlı Çocuk, Johnny Test gibi çizgi filmler Cartoon Network'ün ilk jenerasyon çizgi filmleriydi. Bunlara birkaç ekleme daha yapacak olursam, Ben 10, Bakugan, Dexter'ın Laboratuvarı, Arkadaşım Maymun, Forster'ın Hayali Dostlar Mekanı, bunlar ilk çizgi filmlerdi. Daha sonra 2010'ların zamanına geldiğimizde ise efsane dizi olan Sürekli Dizi, Adventure Time, Gumball gibi yapımlar çıktı. Ve yine oldukça güzel bir çağ olsa da bence ilk çağ olan Altın Çağ kadar iyi değildi. Yine de o zamanlarda Ben 10 Ultimate Alien, Generator Rex gibi büyüklere hitap edecek çizgi filmler de çıkmıştı. Ardından birkaç sene sonra hatta o dönemlerde yavaş yavaş Cartoon Ito kuşağı gibi böyle biraz daha küçüklere hitap eden olayları konu alan çizgi filmler gördük ve Cartoon Network giderek çocuklaşmaya başladı. Zaten Ben 10 Ultimate Alien finalinden sonra ben çok daha böyle savaşlı bir Ben 10 beklerken Ben 10 Universe'ün çıkması beni şaşırttı. Bir nevi o ortama zemin hazırladı diyebilirim. Arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın. Ben 10 Universe'ü beğeniyorum. Evet, çok da sevmiyorum ama yine de beğeniyorum. Çok kötü bir yapım değil. Maalesef ortalamanın üzerinde bir yapım olsa da kendisi eski nesilden ziyade yeni nesile daha çok hitap ediyor.
Ben 10 Universe'ün ardından eski çizgi filmler yavaştan rafa kaldırılmaya başlandı. Samurai Jack artık çıkmamaya, Camp Lazlo ara sıra çıkmaya, Ed ve Eddie, Kod Adı Afacanlar gibi çizgi filmler hiç çıkmamaya başladı. Bakugan gibi yapımlar hala devam etse de Bakugan'ın kendi yapımcıları tabiri caizse kendi kuyularını kendileri kazdı ve Bakugan gibi Pokemon'u geçmesi beklenen yapımı çöp ettiler. Yine de Ben 10 Universe zamanları, yani bu dediğim olayların yaşandığı zamanlar, Cartoon Network yine de izlenilebilir, güzel vakit geçirilebilir zamanlardaydı. Fakat ülkemizde RTÜK yavaştan çizgi filmlere el atmaya başlamıştı ve çok saçma sansürler koymaya başladı. Bu da Cartoon Network'ün iyice çocuklaşmasına sebep oldu. Ben 10 Universe finalinin ardından 2016 yılında Ben 10 Reboot'un çıkmasıyla da resmen son gelmişti. Reboot'lar yavaş yavaş Cartoon Network'ü ele geçirerek artık eski çizgi filmlerdeki hazzı bizlere arattırdı. Son 3-4 senedir doğru düzgün bir çizgi film çıkmadı. Cartoon Network'te son zamanlarda sadece benim beğendiğim bir tane çizgi film var. O da Türk yapımı Kral Şakir. Kral Şakir hem komiklik açısından hem de oldukça güzel bir mizaha sahip bir çizgi film. Belki 17-18 yaşındaysanız size hitap etmez ama eğer daha küçük yaşlardaysanız bence çok da fena değil. Yani izleseniz canınız sıkılmaz diye düşünüyorum. Tabii Kral Şakir'in Ben 10 gibi, Generator Rex gibi, Bakugan gibi bir hikayesi yok. Lakin onu da aynı Gumball gibi denk geldiğinde izleyebilirsiniz. Tabii Gumball'daki mizah Kral Şakir'de pek olmasa da gerçi Gumball bu arkadaşlar. Onun yerini almak kolay değil. Bu arada metni düzeltirken aklıma geldi. Az bölüm süren Bahçe Duvarı'nın ötesinde harbi çok sağlam yapımdı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bir de Drama Adası'nı tekrardan hatırlatalım. Arkadaşlar ben de metni ses kaydını alarak yazdım ve bunları anlatırken kendim kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. Bir an bayağı duygulandım. Bu arada bu metnin ilk bölümünü, yani yarısını deneme sınavında okulda ilk hafta yazmıştım. Deneme sınavını bitirdikten sonraki arada açtım ve metni yazdım. Uzun bir süre YouTube'dan uzaktım. Sonunda arkadaşlarımın da beni gazlaması sonucu tekrardan başladım. Ama bu sefer artık düzenli video atıyorum. Yani en kötü video atamadığım durumda bile 3-4 video saklıyorum. Videoları daha bol yapmaya çalışacağım. Haftada bir video olacak. Daha önceki açıklama videosunda açıklamıştım. Arkadaşlar şimdi bu videoyu hazırlarken metni yazıyorum. Bu metni yazarken o deneme sınavından sonra yazdığım metinle beraber harmanlayıp size sunuyorum. Kısaca özet bu. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Siz de yorumlar kısmına video hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Eğer okumuyor derseniz merak etmeyin, ben hepsini okuyorum. Hatta unutmazsam okuduğum yorumlara kalp de bırakıyorum. Yani siz boşa yazın diye demiyorum. Sizin görüşleriniz benim için değerlidir. Bu arada ses kaydında belki 2-3 sıkıntı olabilir. Bayağıdır ses kaydı almadığım için yaklaşık 2 aya yakın oldu. Belki diksiyonumda eksilmeler olabilir. Siz de bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Light.